Burcu'nun Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere leziz bir kuymak ya da mıhlama nasıl isterseniz ondan yapacağım ve püf noktalarını tek tek vereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikli olarak güzel bir kuymak yapmak için malzemelerimizi sayalım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 kase kaşar. Kaşarımızı nasıl seçeceğimizi ben size söyleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar mısır unu, yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz ve neredeyse bir su bardağına yakın su. Evet, şimdi kuymağımızı ya da mıhlamamızı hazırlamaya başlayalım. Nasıl? Öncelikli olarak tavamızın bakır tava olması çok daha iyi olur, daha lezzetli oluyor. Ocağımızın altını yaktım. İlk olarak tavamızın içine tereyağımızı koymakla başlıyoruz. Evet. Orada gösterdiğim kadar tam 2 yemek kaşığı kadar tereyağını koydum. Evet, tereyağımızdan ne güzel sesler çıkıyor. Tereyağımız erimeye başladı bile. Ben tereyağını marketten alıyorum. Hakiki tereyağlarını kullanıyorum. Margarin kullanmıyorum kuymak yaparken. Siz de hakiki tereyağını kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bu da bir püf noktası. Evet, yağımız neredeyse erimeye başladı. Evet, yağımız eridi. Hemen yağımızın hemen eridiği gibi, yakmayalım yağımızı. Bu şekilde sarı sarı iken hemen eridiği gibi içine unumuzu ekleyelim. Gördüğünüz gibi dolu dolu 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyoruz. Ben daha rahat göreyim diye ne kadar koyduğumu kaşığın tekrardan size koydum. Oraya koymuş olduğumu kullanmadım. Tekrardan bir kaşık yardımıyla alıp koydum ki ne kadar koyuyorum görün. Evet. Mısır unumuzu koyduktan sonra bu şekilde 30 saniye kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yoksa mısır unumuz yanar. Evet, çok fazla renginin pembeleşmesini sağlamayın. Yine rengi sarı sarı, altın gibi sarıyken hemen suyumuzu ekliyoruz. Evet, gördüğünüz suyumuz bir su bardağından bir parmak kadar eksik olacak. Ve tavamızı onu da ekliyoruz. Suyumuzu ilk eklediğimiz zaman kuymağımız çok böyle sıvı bir kıvamda olabiliyor gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladığında koyulaşacak. Evet, koyulaştı bile kaynamaya başladığı gibi. Hemen kaynamaya başladığı gibi kaşarlarımızı içine ekliyorum. Evet, öncelikle bir yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz de. Sizin damak tadınıza kalmış. Şimdi kaşarlarımızı bu şekilde uzun uzun kesip ikiye bölüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle rendelemiyorsunuz. Rendeleyerek olmaz. Bu şekilde koyuyoruz. Uzamasını sağlayacak bu kaşar. Daha lezzetli olmasını sağlayacak. Rendelemekle olmaz. Birçok kişi soruyor rendelesek olur mu diye. Hayır, olmaz. Evet, ben böyle küçük küçük doğradığım kaşarları tek tek her yeri olacak şekilde diziyorum. Evet.
birkaç tane daha ekledim, ona raz geldi. Şimdi buradaki püf noktamız şu, kaşarımızın iyi olması lazım. Her markanın kaşarı tabii ki de güzel olmuyor. Ona göre siz deney deney güzel kaşarları bulabilirsiniz. Nereden, benim hangi kaşarı aldığımı da isterseniz sorarsanız size yorumlar kısmında yazarım hangi kaşarı aldığımı. Evet, şimdi bir ikinci püf noktamız da şu. Çok fazla karıştırmayacağız. Ben bu şekilde bir kere karıştırıyorum. Hepsini birbirine geçiriyorum. Daha sonra bir daha karıştırmıyorum. Bir kere ya da en fazla iki kere karıştırın. Çok fazla karıştırırsak güzel olmaz. Evet. Şimdi altını birazcık kıstım. Gördüğünüz gibi. Peki kuymağımızın piştiğini nereden anlayacağız derseniz, size şimdi onu da söyleyeceğim. Evet, görüyorsunuz üzerine tereyağları çıktı. Nokta nokta şeklinde çıktı. Kuymağımız hazır demektir o zaman. Evet, gördüğünüz, size bu şekilde de göstereyim kuymağımızın nasıl olduğunu. Nasıl da güzel uzadı. Burada kullandığımız kaşar dediğim gibi çok önemli. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.